Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle Türkiye'de yaşanmış tüyler ürperten bir olay hakkında konuşacağız. Azra Gülendam Haytaoğlu. Ama öncesinde eğer sizlerin de bu şekilde benden anlatmamı, araştırmamı, kanalımda yer vermemi istediğiniz vakalar varsa bana Instagram DM yoluyla ulaşabilirsiniz. Kanalımı desteklemek isterseniz abone olabilir, videolarımı beğenip yorum yapabilirsiniz. Arkadaşlarınızla paylaşarak bana bol bol etkileşim ve motivasyon verebilirsiniz. Evet, şimdi vakit kaybetmeden olayımıza başlayalım. Bugün sizlerle Antalya'da yaşanmış 21 yaşındaki bir üniversite öğrencisinin başına gelen korkunç bir olay hakkında konuşmak istiyorum. Azra Gülendam Haytaoğlu. Azra Gülendam Haytaoğlu sadece 21 yaşında bir üniversite öğrencisiydi ve Antalya'da yaşamaktaydı. Akdeniz Üniversitesi'nde gazetecilik okumaktaydı. Derslerinde oldukça başarılı ve oldukça istikrarlı bir çocuk olmuştu ve sınava girdiği sene çok iyi bir puan almıştı. Bu puanla aslında tüm öğretmenlik bölümlerine girebiliyordu. Hatta babası da onun öğretmen olmasını istiyordu ve öğretmenliği tercih etmesini konusunda çok ısrar etmişti. Ancak Azra gazetecilik okumak için çok istekliydi ve insanların sesini duyurabilen, gerçeğin peşinde koşan bir gazeteci olmak istediği için bu kararından vazgeçmeyerek babası kırılsa da o kendi istediği mesleği seçti. Ve güzel de istediği bir üniversiteyi de kazandı. Eğer her şey yolunda gitmiş olsaydı Azra gazetecilikte 3. senesine girecekti. Harçlığını çıkarabilmek için Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde bir kafede çalışıyordu. Orada garsonluk yapıyordu. Sosyal, eğlenceli, dışa dönük ve çevresi tarafından sevilen genç bir kızdı. Kendi ayakları üzerinde durmak ve hayallerinin peşinden koşmak için elinden geleni yapıyordu. Onun için hayatında her şey yolunda gidiyordu. Ta ki hayatını değiştirecek olan o güne dek. Azra bir süredir biraz halsiz ve rahatsız gibiydi. Son 5 gündür kafasını yastıktan kaldıramıyordu. Yemek dahi yiyemiyordu ve bu dönem pandeminin en yoğun olduğu dönemlerden biriydi. Bu yüzden Azra da kendisindeki belirtilerin oldukça farkındaydı ve korona olduğunu düşünmeye başlamıştı ve test yaptırmaya karar verdi. Azra'nın ailesi Adana'da yaşıyordu. Azra Antalya'da yalnız yaşıyordu. Ablası da bir süre önce öğretmenlik kazanmıştı ve o da Adana'da yaşıyordu. Babasına bir süre kardeşinin yanına gitmek istediğini söyledi ve onun bu hasta olduğu dönem ablasının yanına geldiği dönemle çakışıyordu. Ablası gelince de hastalığını ona bulaştırmamak için hemen test yaptırmaya karar verdi. Ve bu durumu ablasına haber vererek 28 Temmuz 2021 günü evden çıktı. Yakınlardaki bir hastaneye giderek test verdi. Test sonucu da tahmin ettiği gibi pozitif çıktı. Bu durum Azra'nın modunu çok düşürdü. Çünkü kendisi aynı zamanda astım hastasıydı ve bu hastalığın COVID ile birleştiği noktada gerçekten çok ciddi şeylere sebebiyet vereceğini biliyordu. Morali oldukça bozulmuş bir şekilde eve gitti. Evde onu ablası Ezgi beklemekteydi. Azra önce ablasına COVID olduğunu haber verdi. Daha sonra odasına çekildi ve babasını aradı ve babasına bu durumu haber verdi. Babası bu durumda biraz temkar davrandı ona. Hani astım olduğunu biliyorsun, ona rağmen neden dikkat etmiyorsun diye. Azra da babasına işte gençliğime güvendim, kendime güvendim dedi. Ve babası da daha dikkatli olmalıydın tarzında ona sitem etti. Bu süre zarfında evden çıkmayacağına ve kendisine iyi bakacağına babasına söz verdi. Ama ne yazık ki işler pek de ailenin umduğu gibi olmadı. Azra odasında biraz takıldıktan sonra aynı gün içerisinde, yani 28 Temmuz günü, iki kez evden çıkmak istedi. Ancak ablası Ezgi onu durdurdu. Hastasın, dışarıya çıkmaman gerekiyor dedi. Ama Azra'nın morali o kadar bozuktu ki ablasına kendimi çok kötü hissediyorum, gerçekten çok hastayım, sanırım öleceğim tarzında şeyler söyledi. Ve dışarıya çıkıp biraz hava almanın kendisine iyi geleceğini düşünüyordu. Ve ablasına kapının önündeki bankta oturacağını, başka yere gitmeyeceğini
gitmeyeceğini söyledi. Azra aşağıya indiğinde ve binanın önüne çıktığında ablasının gözü hala onun üzerindeydi. Pencereden kız kardeşinin hareketlerini takip ediyordu ve Azra'nın gerçekten de binanın önündeki banka doğru gittiğini görünce içeriye geçti ve uyudu ablası. Ve yani onun oraya oturacağını düşündü ve içi rahat bir şekilde içeriye gitti. Ancak uykusundan uyandığında 12 saat geçtiğini gördü. 12 saat uyumuş ablası. Ve içeriye hemen pencerenin kenarına gitti ve banka baktı. Ve Azra'nın orada olmadığını gördü. Ve çok sinirlendi. Kız kardeşini aramaya başladı. Azra ablasıyla olan bu telefon görüşmesi sırasında ona son derece garip bir cevap verdi. Bir kafede korona geçirmiş bir abiyle birlikte oturuyorum. Beni çok iyi anlıyor. Bugün onunla kalacağım demişti ablasına. Yani aslında aralarında ablasıyla küçük bir tartışma yaşanmıştı. Bu yüzden eve dönmek istemiyordu. Ablasıyla kalmak istemiyordu o nedenle. Ve ablasının kendisine hani bir cevap vermesini beklemeden telefonu kapattı. Ama Azra sonraki aramalara da hiçbir şekilde cevap vermedi. Bunun üzerine Ezgi ona birkaç kere mesaj gönderdi. Bu mesajlar ilk ve başta mavi tık olarak görünüyordu. Yani okundu olarak görünüyordu. Ancak daha sonra bu mavi tık da gitti. Bu arada mavi tık oluyor, okunuyor ya, hiçbir şekilde ablasına cevap vermiyor. Fakat akşam 9-10 sıralarında artık mesajlar Azra'ya gönderilmemeye başladı. Yani ya şarjı bitti ya da gelen mesajları görmemek için internetini kapattı diye düşündü ablası. Tabii bunlar başına gelebilecek en iyi senaryolardı. Azra'nın ablası Ezgi kardeşine ulaşabilmek için elinden geleni yapıyordu. Ama kız kardeşinin gece eve gelmediğini ailesine söylemedi. Kimseye duyurmadan Azra'nın dönüp dolaşıp eve geleceğini düşünüyordu. Ama öyle olmadı. Ezgi bu durumu 2 gün boyunca herkesten saklamayı başardı. Azra bu 2 gün içerisinde sadece ablasının değil hiç kimsenin telefonlarını açmıyordu. Onlara geri dönmüyordu, mesajlar iletilmiyordu. Ailesi bu durumdan şüphelendi. Anne ve babası ona ulaşamadıkları için bu durumu garipsediler. Çünkü Azra hiçbir zaman herkesle iletişimini tamamen kestiği bir gün yaşamamıştı. Ve onlar Azra'ya ulaşamadıkları için Ezgi'yi aradı ve Azra'nın telefonlarına neden cevap vermediğini sordu. Ezgi ise ona Azra'nın hasta olduğunu ve bunun için çok huysuz olduğunu ve insanlarla görüşmek istemediğini söyledi. Çünkü herkesin ona işte koronaysan şunu yemelisin, bunu içmelisin diye reçete verdiğini ve bundan rahatsız olduğunu söyledi. Ve iyileşinceye kadar kimseyle görüşmek istemediğini söyledi. Bu durumu Azra'nın babası çok garipsemedi. Çünkü onların köyünde de böyle hasta bir adam vardı, Covid olmuş. Ve aynı şekilde o da hiçbir kimsenin aramasına dönmek istemiyordu. Kimseyle konuşmak istemiyordu. Ve telefonlarını açmıyordu. O yüzden Azra'nın bu huysuzluğunu mazur gördüler. Ve Ezgi'nin de söylediği üzere onu aramak yerine ondan haber alabilmek için Ezgi'yi aramaya başladılar. Böylece Ezgi, ailesi ve Azra hiç iletişime geçmeden bu süreci 2 gün boyunca idare etmeyi başardı. Ancak 2 günün sonunda Azra'nın arkadaşlarından biri gecenin bir yarısı Azra'nın babasını aradı. Azra'nın babası telefonu açtığında biraz panikledi. Çünkü bu saatte gelen bir arama çok da hayırlı bir arama değildir diye düşündü. Ben de hep öyle düşünürüm, gece telefonum çalarsa derim hep bu arama hayırlı bir arama değil. Deriz ama hep kötüyü çağırıyoruz, böyle öyle düşünmek lazım aslında. Çünkü Azra'nın arkadaşının olduğunu söyleyen bu kız, amcacığım kusura bakma seni bu saatte arıyorum ama sana söylemem gereken önemli bir şey var. Biz günlerdir Azra'ya ulaşamıyoruz demişti. Azra'nın babası bu arama sonrası hemen telefonu kapattı ve Azra'nın yanına gönderdiği ablası Ezgi'yi aradı. Ve Ezgi de ne yazık ki bu noktada Azra'nın günlerdir eve gelmediğini teyit etmek zorunda kaldı. Babaları hiç vakit kaybetmeden Adana'dan yola çıktı ve Antalya'ya kızının yaşadığı eve geldi. Ve burada artık daha fazla vakit kaybetmek istemeyerek durumu yetkililere bildirdiler. Ve Azra için bir arama kurtarma kampanyası başlatıldı. Zaten pandemi dönemi
şeydi. İnsanların morali oldukça bozuktu ve uzun zamandır herkes koronaya odaklanmış bir haldeydi. Polisler ilk olarak Azra ablasının ifadesini aldıklarında Azra ile yapılan son telefon görüşmesine odaklandılar. Hatırlarsanız Azra bu telefon görüşmesinde daha önce korona olan bir abiden bahsediyordu ve beni anlıyor, bu gece onunla kalacağım demişti. Polisler bu noktada bu adamı bulmaya odaklandılar ama tahmin edersiniz ki bu adamı bulmak o kadar da kolay değildi. Öte yandan tam da herkesin Azra'yı aradığı bu dönemde Azra'nın üniversiteden bir arkadaşı olduğunu iddia eden yabancı uyruklu Markus adında bir genç ortaya çıktı ve Azra'nın ailesiyle iletişime geçerek Azra'nın kaybolduğu gün onu gördüğünü iddia etti. Bu noktada polisler Azra'nın evinden başlayarak çevredeki tüm güvenlik kayıtlarını bu adamı bulma ümidiyle incelemeye başladılar. Ama tabii ki bunca günlük kayıtlar hemen kolay kolay ortaya çıkmayacaktı. Bu noktada Azra'nın ablası Ezgi'nin aklına çok iyi bir fikir geldi. Babasının yanına giderek ben dedi operatör şirketini arayacağım ve Azra gibi konuşacağım dedi. O gün onu kimlerle görüştüğünü öğreneceğim dedi. Ve bu planı hiç vakit kaybetmeden hayata geçirdi. Ezgi operatör şirketini aradı ve Azra'ymış gibi konuşarak ben telefonumu kırdım. Bu yüzden numaralar silindi. Benim son günlerde görüştüğüm insanların bir listesini bana gönderebilir misiniz dedi. Ve bu kayıtlara ulaştı. 5 kişiyle görüşmüştü o gün. Bunlardan 4'ü ailesi ve yakınlarıydı. Diğer bir kişi ise tanımadığı bir numaraydı. Bu numarayı hiç kimse tanımıyordu. Bu adam 48 yaşındaki Mustafa Murat Ayhan'dı. Kendisi bir inşaat mühendisi olmasının yanı sıra emlakçılık yaparak geçimini sağlıyordu. Ve 2010 senesinde eşinden boşanmış ve bir erkek çocuk babasıydı. Ve oğlu da o dönemde 8-9 yaşlarındaydı. Karısından şiddetli geçimsizlik sebebiyle boşanmıştı. Yani Azra tüm dünyayla iletişimini kesmeden önce bu adamın yanında olmalıydı. Azra'nın ailesi edinmiş oldukları bu bilgileri hiç vakit kaybetmeden hemen yetkililere bildirdiler. Yetkililer artık kimi aramaları gerektiğini biliyorlardı. Azra'nın cep telefonuyla görüştüğü son kişi olan Mustafa Murat Ayhan anında gözaltına alındı. Ancak ilk sorgusundan sonra serbest bırakıldı. Mustafa Murat Ayhan Konyaaltı ilçesinde bir kafede garsonluk yapan Azra'ya iş teklifinde bulunduğunu ve bu şekilde tanıştıklarını iddia ediyordu. Bu adam ilk ifadesinde polislere Azra hakkında önceden tanışmıştık, geldi yemek yedik gitti, olaylarla hiçbir alakam yok demişti. Ancak adam her ne kadar tam tersini iddia ediyor olsa da polis için şu anki mevcut tek şüpheliydi. Yani ondan başka herhangi bir şüpheli yoktu ve Azra'yı o gün hayattayken en son gören kişi o olmalıydı. Bu yüzden polisler Murat Ayhan'ı yakın takibe aldılar ve onun ev ve iş olmak üzere sık sık bulunduğu tüm çevrelerdeki güvenlik kayıtlarını özenle incelemeye başladılar. İşte bu noktada polisler bu adamı Azra'nın kayboluşunun ardından Konyaaltı ilçesinde bulunan evine gün içerisinde defalarca kez girip çıktığını ve elinde de her seferinde aynı valizin olduğunu fark ettiler. Mustafa Murat Ayhan hiç vakit kaybedilmeden ikinci kez tekrar gözaltına alındı. Artık polislerin elinde çok güçlü detaylar ve kanıtlar mevcuttu. Azra hayattayken gören son kişinin o olduğuna eminlerdi. Ve tabii ki işler bu kadar kızışmışken bu adam daha fazla bu baskılara dayanamadı ve o gün Azra ile arasında geçen her şeyi bir bir anlatmaya başladı. Mustafa Murat Ayhan'ın iddialarına göre Azra korona olduğunu öğrendikten sonra bir mesaj attı ve yine onun iddialarına göre Azra bu durumdan son derece muzdarip, sitem dolu bir mesajla ona karşılık verdi. Bu mesajda Mustafa Murat Ayhan'a bakanım yok, 5 gün oldu, bir şey yemedim, ilaçlarımı alamadım, her yer çok ağrıyor, ölmek istiyorum demişti. Artık bu noktada Mustafa Murat Ayhan genç kıza nereden yürümesi gerektiğini çok iyi biliyordu. Önce Azra'yı arabasıyla evin önünden aldı. Daha sonrasında onun ilaçlarını alabilmek için nöbetçi bir eczane buldular ve sonrasında genç kız yemek yiyebilsin diye bir çorbacıya gittiler. Azra gece olunca yanına geçebilmek için bir arkadaşını aradı ama arkadaşı telefonunu açmadı. Eve dönmeyi de hiç istemiyordu ablasıyla kavga etmeyi.
ettiği için ve yanındaki adama dönerek arkadaşım telefonunu açmıyor sanırım uyudu demişti. Adam ise bunu fırsat bildi ve ona dilerse onunla birlikte kalabileceğini söyledi ve 1.30 sularında Konyaaltı ilçesinde bulunan evine gittiler ve adamın salondaki kanepesinin üzerinde Azra uyuklamaya başladı. Azra o gün hastalığını ve kullanmış olduğu ilaçların etkisiyle birlikte bu adamın kanepesinde yavaş yavaş derin bir uykuya dalmaya başlamıştı. Ancak bu esnada Mustafa Murat Ayhan kendi odasında alkol ve uyuşturucu madde alıyordu. Yani kafası gitgide güzel olmaya başlamıştı ve kafasında son derece garip düşünceler gelişmeye başladı. Ve bu noktada telefon kayıtları incelendiğinde fark edildi ki adam içeriye geçmeden önce telefondan son olarak şöyle bir aramada bulunmuştu. Arama motoruna bir insanı bayıltmak için kafasının neresine vurmak gerekir yazmıştı. Yani olaylar çok da doğaçlama bir şekilde olmuyor anladığınız gibi. Sanki adam bu olayları önceden planlamış gibiydi. Böylelikle 48 yaşındaki Mustafa Murat Ayhan 21 yaşındaki Azra'nın uyuduğu salona geçip ona dokunmaya başladı. Ancak tacizi meşrulaştıracak çok iyi bir hikayesi de vardı. Polislere söylediğine göre sözde kendisi Azra salonda uyurken onun üzerini örtmek istemişti ve üzerini örterken eli yanlışlıkla genç kızın poposuna değmişti. Ancak Azra bu temas üzerine birdenbire panikledi. Uykusundan sıçrayarak uyandı ve ne yapıyorsun be ne yapıyorsun tarzında bağırmaya ve çığlık atmaya başladı. Hatta o kadar sinirlenmişti ki adamın yüzüne doğru uzanarak onun sol tarafını tırnaklarıyla çizmişti. Bir de şöyle bir şey var. Genç bir kız bir kişinin evine gidiyorsa ona çok güveniyordur diye düşünüyorum ben. Adamın iddia ettiği gibi Azra'nın üzerini örtmek isterken eli yanlışlıkla onun bir yerine değdiğinde böyle bir tepki vermezdi ona güveniyorsa. Yani bu yanlışlıkla gerçekleşen bir temastan bana kalırsa çok daha fazlasıydı. Siz ne düşünüyorsunuz bilmiyorum. Mustafa Murat Ayhan'ın ifadesine göre o esnada Azra birdenbire bağırmaya ve çok büyük tepkiler vermeye başladı. Ve adamı sol yanağından tırnaklayarak yaraladı. İşte bu noktada zaten kendisinin kafası güzel ve yani artık uçmuş durumda olduğu için Azra'nın ona zarar vermesinden korktuğu ve kendisine iftira atmasından korktuğu için genç kızın sesini kısabilmek için onun boğazına sarıldı ve hareketsiz kalana kadar boğazını sıktı, onu nefessiz bırakmaya devam etti. Azra bu süre zarfında kendisini korumaya çalıştı. Hasta haliyle dakikalarca debelenmişti fakat ne yazık ki başarılı olamadı ve bir süre sonra bu adamın ellerinin altında tamamen hareketsiz kaldı. Adam Azra'nın hareketsiz kaldığını gördüğünde ona doğru yöneldi ve nabzını kontrol etti. Genç kız hayatını kaybettiğini fark ettiğinde ise yine hiç vakit kaybetmeden onu planlı bir şekilde oldukça soğukkanlı bir şekilde evinin banyosuna götürdü ve Azra artık hayatını kaybetmişti. Banyoya getirdiğinde artık tamamen cansız bir şekildeydi. Bu evden çıkıp kendi evine geri dönemeyecekti artık Azra ve mutlaka bu genç kızın peşine düşen birileri olacaktı diye düşündü. Bu yüzden Mustafa Murat Ayhan bir an önce bu kızdan kurtulmalıydı. Azra'nın telefonu ve terliklerini bir spor çantasının içine koydu ve onun cansız vücudunu evinin banyosunda bırakarak evden çıktı. Azra'nın telefonunu ve terliklerini çöplüğe attı ve tekrar eve geri döndü. Eve gelirken çevreye iyice bir kolaçan etti ve oturduğu sitenin birçok yerinde güvenlik kameraları olduğunu gördü. Yani Azra'yı kendi evinden kimselere göstermeden çıkarmasının mümkün olmadığını fark etti. Bu yüzden de evine yakın bir markete gitti ve buradan bir ağaç testeresi aldı ve tekrardan evine döndü. İlk iş olarak kızın kafasını vücudundan ayırdı. Daha sonra bu kafayı bir poşete sardı ve sonrasında az önce kullanmış olduğu spor çantanın içine koydu. Tekrar evden ayrıldı. Azra'nın kafasından kurtulmak için yakınlardaki ormanlık alana gitmeye karar vermişti ve seyir terası yakınlarındaki bir ormanlık alana giderek genç kızın kafasını uçurumdan attı ve tekrardan eve geri döndü. Eve geri döndükten sonra öncelikle kollarını ve bacaklarını vücuttan ayırdı ve
Bu uzuvları da farklı çalılıklara atarak yine orma atmak için yine ormanlık alana gitti ve burada da bunları dediğim gibi farklı çalılıklara atarak bu uzuvlardan da kurtulmuş oldu. Tekrar eve döndüğünde banyoda sadece Azra'nın gövdesi kalmıştı. Bu gövde kısmını da aynı spor çantaya yerleştirebileceği şekilde iki parçaya ayırdı. Poşetlere sardı, spor çantaya yerleştirdi ve sonrasında yine ormanlık bir alana giderek bu uzuvlardan da kurtuldu. Mustafa Murat Ayan tekrar eve döndüğünde ise geriye sadece ortalığı toparlamak ve temizlemek kalmıştı. Ancak bu noktada o kadar çok kan akmış ve ortalık o kadar batmıştı ki ortalığı temizlemek onun umduğu kadar kolay ve fark edilmez olmayacaktı. İlk olarak Azra'nın vücudunda kullandığı kesici ve delici aletleri aynı spor çantının içine koydu. Etrafta Azra'ya dair hiçbir ipucu, hiçbir delil bırakmak istemiyordu ve evden son kez spor çantası ve içindeki eşyalardan kurtulmak için çıktı ve bu eşyaları da spor çantasıyla birlikte yakınlardaki bir çöplüğe atarak kurtuldu. Eve tekrardan geldi ve evi temizlemeye başladı. Banyoyu temizlemeye başladı. Etrafı su tutuyordu ama şöyle bir şey vardı. Son 24 saattir bu adamın oturduğu apartmandaki herkes banyolarındaki havalandırmadan gelen bir kokudan rahatsızdı. Bir farenin ölmüş olabileceğini düşünüyorlardı. Giderdi, kesin dediler bir fare öldü. Yani o kadar kötü kokuyor. Hatta komşulardan biri banyonun gider kısmına doğru eğildi ve orayı kokladı. Gerçekten de çok kötü bir koku geldiğini fark etti. Diğer komşular da banyo musluğunu açtıklarında çok garip böyle kahverengimsi bir su aktığını gördüler. Tabii kimse binaların da genç bir kızın başına böyle bir olay geldiğini tahmin edemezdi. Tüm evi temizlemeyi ve toparlamayı başarmıştı. Sanki Azra buraya hiç gelmemişti. Artık rahatlayabilirdi ama polisler neyse ki onun kapısına dayanma noktasında çok da gecikmediler. Mustafa Murat Ayhan tüm bu itirafların ardından polise Azra'nın vücut parçalarının yerlerini gösterdi ve tüm bu aramalarla birlikte genç kızın vücuduna ait parçalar birleştirilmeye başlandı. Ancak sol kalçası ve ne yazık ki kafası hiçbir yerde bulunamıyordu. Ekipler özellikle Azra'nın kafasını aramaya başladılar. Kafasının atıldığı uçurumun aşağılarını arıyorlardı ve bu arama yaklaşık 45 gün sürdü. Yani düşünebiliyor musunuz ailesi için ne kadar acı bir şey bu? 45 gün sonra neyse ki kafasında bulmayı başardılar. Geriye kayıp sadece sol kalçası kalmıştı ve Azra'nın tüm vücut parçaları bulunduğunda onun üzerinde bazı incelemeler yapıldığında çok korkunç detaylar ortaya çıkmaya başladı. Yapılan otopsi raporlarına göre Azra ile zorla birlikte olmaya çalışmamıştı. Ama ona çok kötü bir şekilde davranmıştı. Onu darp etmişti ve onu öyle bir boğazlamıştı ki Azra'nın boyun çevresi mosmor olmuştu ve onun vücudunun bazı yerlerine jiletle kendi adını kazımıştı. Ya sapıklığın böylesi. Azra'nın vücudunda yapılan tüm incelemeler sonrasında genç kızın cenazesi ailesine teslim edildi ve hemen 4 Ağustos'ta Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde defnedildi. Bu adamın eski kız arkadaşı da ortaya çıktı ve önceki ilişkilerinde bu adam tarafından defalarca kez darp edildiğini, hatta bu adamın kendisini boğazladığını ve nefessiz kalana kadar elini çekmediğini söyledi. Onun elinden zor kurtulduğunu söyledi. Hatta bu adamın kendisine istemiş olduğu çok çok sapkın bir şey de olduğunu söyledi. Onun da jiletle adını vücuduna kazımak olduğunu, onu, yani eski sevgilisine de bunu yapmaya çalışmış. Bunlarla birlikte Mustafa Murat Ayan canavarca hislerle insan hayatına son vermek suçundan tutuklandı. Kasten insan hayatına son vermek, nitelikli cinsel istismar, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma, tehdit ve hırsızlık suçlarından ötürü ağırlaştırılmış ömür boyu hapis sistemiyle mahkeme karşısına çıkartıldı. Ancak 30 Mayıs 2022'de görülen karar duruşmasında Mustafa Murat Ayhan'a sadece 16 yıl hapis cezası verildi. Mustafa Murat Ayhan tutuklu bulunduğu cezaevinde 28 Eylül 2022 tarihinde saat 20 sularında bileklerini keserek kendi hayatına son verdi. Cenazesini almaya gelen ablalarından birisi ise kardeşiyle gurur duyduğunu ve kardeşinin iyileşme sürecinin olduğunu ve tüm bunlara rağmen onun gururlu bir şekilde gittiğini iddia etti. Ailece manyaklar ne diyeyim yani. Evet, bu vakamız da böyleydi.
Diğer bir videoda, başka bir vakada görüşmek üzere. Hoşça kalın, kendinize iyi bakın.